Merhaba arkadaşlar, ben Enfo Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, DGS hukuk sıralamaları ve puanlar ne olacak? Bununla ilgili size güzel bir liste hazırladım. Bu listeye göre özel kontenjanlar, devlet kontenjanları 2023 ve 2024 için kontenjanları buraya yazdım. Özel puanları buraya yazdım. Özel puanlar ve devlet puanları, devlet için gereken netler arkadaşlar, özel için gereken netler. Bunları buraya yazdık. Özel sıralamalar ve devlet sıralamaları. Bunları yazdım. Geçen sene son yerleşen öğrencilerin netleri ve sıralamaları, puanları ve sıralamalar arkadaşlar. Bunları yazdım. Bu sene ne olur? Ne olacak? Kontenjanlar bu sene ne olur? Yani kontenjanları zaten biliyoruz. Puanlar ne olacak arkadaşlar? Yani bu sıralamalara göre bu puanlar ne olur? Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Evet, bildiğiniz gibi kontenjanlar arkadaşlar, özel kontenjanlar 120'den 115'e düşmüş. Burada çok fazla bir değişiklik olmaz gibi geliyor. Devletteki öğrenciler özele kaçmazlarsa. Devlet kontenjanları 153'ten 129'a düşmüş arkadaşlar. Buradan baktığımızda 24 kontenjan azalması var. Yani normalde kontenjanlar daha da azalabilirdi ama ben bu sene şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Yani dolayısıyla fırsatınız varken arkadaşlar bunu değerlendirmeye bakın. Gelecek sene de kontenjanlar böyle kalabilir. Ya bilmiyoruz ne olacağını ama bu seneki kontenjanların yeterli olduğunu ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kontenjanlara baktığımızda evet kontenjanlarda bir azalmalar var. Ama önceki yıllardaki gibi %50 azalmalar olmamış. Yani bu anlamda şanslısınız. Geçen seneyi baz alarak videonun sağ üst köşesinde arkadaşlar geçen sene DGS hukuk için kaç net gerekir videolarına vesaire bakabilirsiniz. Bizim kanalımızdan da inceleyebilirsiniz. Şimdi oradan yani bakın şimdi özel puan geçen sene 301 puanla özele yerleşmişler. 62-63 nete geçen sene özel kazanan öğrenciler var arkadaşlar. Yani 62-63 netle ilk 1000 sıralamaya 1129 sıralamaya girip özel kazanan öğrenciler olmuş. ÖBP'ye bağlı olarak arkadaşlar yani ÖBP burada etkili. Dolayısıyla sizin ÖBP'niz iyiyse 62-63 net demeyelim de 65 nete özel gelecektir. Tahmini olarak bu sene için yine aynısını söyleyebilirim. Sınavın zorlukları önemli burada. Yani hani sınava giren öğrencilerin kalitesi, sınavın zorluğu, işte öğrencilerin sınavdaki motivasyonu vesaire bunların hepsi etkili arkadaşlar. Yani dolayısıyla kesin bir şey söylemek zor. Ama tahmini olarak özel puanlarının bir 2-3 puan artış göstereceğini düşünüyorum. Sıralamalarda da 1129 değil de 1000 sıralamalar gibi bir özelin kapatacağı tahmin ediliyor. 1000, 1050, 1100 arasında gidip gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Puanlarında 1-2 puan artabileceğini öyle düşünüyorum. Şimdi burada yani özel sıralamalar bu şekilde olacak tahmini olarak. 65 nete özel gelebilir arkadaşlar. Yani ÖBP'nize bağlı olarak 62-63 nete kadar düşüyor. 65 nete ben özel geleceğini düşünüyorum. Devlete baktığımızda 314 geçen sene 314,80 ile almış. Bu sene 315 ile 316 ile alacak gibi düşünün yani alacak gibi görünüyor. Devletlerin dolayısıyla geçen sene 68 nete devlet kazanan öğrencimiz oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni bunu bizim öğrenci kazandı. 354 son sıra giren öğrenciydi. 68,5 neti vardı arkadaşlar. Dolayısıyla 68 nete değil de 70 nete ÖBP'niz biraz iyiyse 70 nete devlet kazanabilirsiniz. Yani benim kendi tahminim onu o şekilde görünüyor. 316 puan diyebiliriz ve devlet sıralamalarında tahmini 300 ile kapatacağını düşünüyorum. Yani devlet sıralamalarının tam olarak 2024 için devlet sıralamaları arkadaşlar tahmini olarak 300 ile kapatır gibi görünüyor. Özellerde 1000 ile 1100 arasında kapatır gibi görünüyor bana. Yani özel için 65 net, devlet için 70 net, ÖBP'nize bağlı olarak 70-75 arası bir net gerekiyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Sınavın zorluğu geçen seneki gibi olursa yani bu tahminlerimiz geçen seneki gibi olursa sınavın zorluğu işte öğrenci kalitesini bilmiyoruz. Giren öğrencilerin kaç net yapacağını bilmiyoruz. Öğrencilerin motivasyonunu bilmiyoruz. Sınavın zorlukları burada etkili olacak. Sizin görüşleriniz nedir arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin görüşlerinizi de alalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.